Herkese merhaba arkadaşlar, arkadaşlarım umarım iyisinizdir. Arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi garajdayız. En son buraya 3-4 yıl önce herhalde bir tane video çekmiştim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bugün 6 5 liraya 6 tane dondurma aldık. Arkadaşlar bu dondurmanın markası ne derseniz şöyle göstereyim. Kamerada biraz gözükmüyor. Kar'da arkadaşlar. Arkadaşlar bu yerli bir marka olduğu için biraz ucuz oluyor dondurmaları. Ve arkadaşlar biz bugün şöyle tut damrağı göster. Şöyle arkadaşlar elimle göstereyim. 6 çeşit dondurma aldık ve arkadaşlar bunlar 5 lira. Toplam 5 lira tuttu. Yani o kadar ucuz. Bir de elimizde şu var. Bu 1 lira. Hani normalde arkadaşlar bunu 4 liraya aldık. 4-5 lira bu. Ama biz 1 liraya aldık. Markası Evet. Kardo olduğu için. Şurada da göstereyim şöyle. Yazıyor zaten. Helal Arkadaşlar arkadaşlar. bugün kardeşim Abdullah'la beraber bunları deneyeceğiz. Hoş geldin. Hoş geldin demeyi unuttum. Hoş bulduk. Arkadaşlar şimdi ilk olarak konuşamadım. Arkadaşlar bir de bu videoya biz en son garajda 3-4 yıl önce video çektik. Yani onu da bilenler bilir. O zaman abone olanlar bilir arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar bu videoya sizden 15 like Şuraya. yeterli. Önce şimdi şu çabuk yarış. Tamam. 15 like'ı yapıştırırsanız sevinirim arkadaşlar. Şu anda Sivas'tayım, yani garajın içindeyim. Zaten şuraya koyarım arkadaşlar 3-4 yıl önceki fotoğrafı. Oradan da görürsünüz. Şimdi arkadaşlar hemen başlayalım. İlk önce şöyle Bunny diye bir tane dondurmamız var arkadaşlar. Bu dondurma kaç lira? 1 lira mıydı? 1 lira arkadaşlar. Ben bunu yemiştim. Şimdi arkadaşlar tadına bakıyoruz. Gerçekten çok ucuz. 6 tanesini 5 liraya aldık arkadaşlar. Şöyle Evet. bir şeklimiz var. Canınız çektiyse kusura bakmayın, öyle bir amacımız yok. Şurası Sadece çok güzel olmuş. arkadaşlar deniyoruz. Yani ucuz markaları. Ben bir ısırayım. Arkadaşlar dondurma biraz eridiği için o kadar yol geldik, bayağı uzaktı. Biraz eridi dondurma. Arkadaşlar çok güzel bir dondurma. Eskiden böyle ne vardı arkadaşlar? Doğu mu ne vardı herhalde? Onun tadını veriyor. Gerçekten güzel bir dondurma. Koy damla poşetin içine. Bunları sonra artık yiyeceğiz. Nasıl yersek bilmiyorum. Bakacağız. Şimdi arkadaşlar şöyle bir dondurma var. Çok değişik. Cannetta diye bir tane marka. Yok, Cannetta dondurma ismi. Şu tırtıklı kısım ve önde bir tane şöyle şeyi var. Çikolatalı kısmı. Gofretli gibi şey. Bu dondurmayı çok tatmak istiyorum. 65 gram. Güzel. Şimdi dondurmayı size göstereceğim. Dondurma şu şekilde. Gerçekten değişik bir dondurma ama çok güzel görünümlü. Biraz ışık vuruyor arkadaşlar. Yani normal doğal güneş ışığı. O yüzden. Ama şöyle göstereyim katlanış şeklini. Gerçekten güzel bir dondurma. Bir deneyelim. Güzel arkadaşlar. 1 lira, bu da 1 lira arkadaşlar. Bunu da söylemeyin, unutmayın. Bu da 1 lira. Isırıyorum. Gerçekten güzel denem. Yani arkadaşlar bu marka yerli bir marka ve çok da bilinmedik bir marka olduğu için ucuz herhalde. Karda markası. Yani böyle bunu her yerde bulamazsınız arkadaşlar. Nasıl Damla? Bırak. Damla hepsini güzel diyecek zaten, başka ne diyeyim değil mi? Bunu arkaya koyalım. Bunu da şuraya koyalım. Şimdi hangisinden başlayalım? Bir de değişik geçelim. Elimizde şöyle bir şey var arkadaşlar. Zaten kap Bilmiyorum. dondurma. Arkadaşlar bu Maraş usulü falan oluyor normalde. Arkadaşlar kaşığıyla Aşı da olacak tabi oğlum. O kadar alıyoruz. birlikte. Arkadaşlar kaşığı açabilirsem çok iyi olacak. Açtım. Bu normalde arkadaşlar 4-5 lira Maraş usulü oluyor yani bu kapta, ama biz bunu sadece 1 liraya alıyoruz. O kadar ucuz. Orada dursun Kerem. Orada dursun. Sadece 1 lira arkadaşlar. Şöyle içini de göstereyim. Sadece sütlü kremalı zaten. Tadına bakalım hemen. Bu da biraz erimiş. Bu da güzel arkadaşlar. Yani dondurma olarak alabilirsiniz, çok iyi. Ama işte her yerde bulunmuyor. Aldamra bayağı yedim. Çok güzel tadı. Şimdi arkadaşlar Damla sen de tat.
Ve bunların hepsini 10 üzerinden 10 veriyorum. Hem fiyat açısından hem de güzel olduğundan dolayı arkadaşlar. Dondurmalarımızı da şuraya koyalım. Sen ne diyorsun Damra? Damra yedikçe yiyor. Şimdi bir de şöyle roket tarzında bir dondurmamız var. Şöyle arkadaşlar göstereyim, roket. Ben zaten şekli. Arkadaşlar normalde roketin hani böyle patlayan yeşiller oluyor ya. Rokette o uzun yok, oluyor. Yok, o roket değil abi, o gökkuşağı. Hayır, gökkuşağı da şöyle küçük oluyor. Tamam, ama tamam. Rokette büyük oluyor. Arkadaşlar şöyle göstereyim paketimizi ama şu şekilde. İçeriye yalnız kedi geliyor. Şu anda garajın kapısını açtığımız için. Arkadaşlar bu roket 50 kuruş. Yani alabileceğiniz en ucuz dondurma. Bulamazsınız zaten hiçbir yerde 50 kuruşa dondurma. Aha şu şöyle şeklini de göstereyim. Şu şekilde. Yani normal roket gibi bir şekil. Şu ilk başı pembe çileğimsi, ortası hayır, elma. Vişneli. He, vişne. Elma, vişne, elma, portakal. Portakal arkadaşlar hemen tadını bak. Ben bunu ısırarak yiyorum çünkü zaten bu buz arkadaşlar. Arkadaşlar soğuk havada soğuk dondurma yiyoruz. Şu anda Sivas soğuk biraz. Arkadaşlar zaten bunu parası olmayanlar alır bence. Yani paranız yoksa bundan alırsınız. Bu da buz. Yani serinlemek için alabilirsiniz bunu. Aslında zaten buz, kimse buz yemeği sevmez ama sevenler aşağı artı bir yapsın. Nasıl Damra? Güzel. Damra da güzel dedi. Onu da içine koyalım. Dur ben bir tane daha ısırayım. Bir de şu yeşil tarafını ısırmadım arkadaşlar. Orası değişik. Arkadaşlar bunlar Türk malı. Aldığınız Algida falan hep yani İsrail malı falan. Bir de şöyle bir dondurmamız var. Bu da bayağı erimiş gibi. Yani şurada fiyatı yazıyor. 50 kuruş. Gören gördü. Yani arkadaşlar sürpriz. Yani bakalım sürpriz ne çıkacak? Yani yabancı mal oluyor arkadaşlar. Şimdi bakalım sürpriz bayağı bir erimiş. Şöyle beyaz bir tane dondurma. Şöyle göstereyim. Deneyelim. Aynı bu şey gibi. Şunun gibi arkadaşlar herhalde. Şunun gibi. Bakalım. Bunu da roketin karşısında bunu mu alırdım, bunu mu alırdım? Roketi alırdım. Çünkü roket buz olduğu için daha çok serinletiyor. Bu eridi, mesela o roket erimiyor arkadaşlar. Bayağı erimiş yalnız arkadaşlar dondurma. Abone olmayanlar varsa bir de abone olsun aşağıda. Şu sevinirim. Şu an o 1 liralıkla bunu karşılaştırmayacağım. Biraz çabuk karşılaştır. Bu biraz daha değişik. Arkadaşlar şimdi başkasına geçiyoruz. Dur. Bir de şöyle Ninot diye bir tane dondurma var. Çilekli. Üstü aynı bu Algida'nın hangi dondurması desem. Ya arkadaşlar bayağıdır bir Algida yemiyorum. O yüzden onun bir dondurmasına benziyor işte. Bakayım. Böyle 2,5-3 liralık. Yani dışında dışı kaplı. Bu da 1 lira arkadaşlar yine. Yani 5 liraya 6 tane dondurma alıyoruz. Yani 5 liraya aslında normal bakkaldan dondurma alsanız arkadaşlar kaç tane alırsınız? Alsanız 2 tane. Başka alamazsınız. Yalnız dondurma güzelmiş. Şöyle arkadaşlar, göstereyim. Arkadaşlar yani en fazla şu şekilde. O Kardağ'da satılan dondurma en fazla pahalı olan 3 lira. Öyle Magnum gibi 7,5 değil en fazla. Bunun tek farkı ne? Şununla bir hayır, çilekli bu olması var. Arkadaşlar şu 50 kuruş şu 1 lira. Bunun dışında şey var. Bunun da sadece şu üst tarafında şey var. Çikolata. Bunun da sadece burasında var çikolata. O yüzden öyle arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Damla'ya vereyim. Yani üstünün çikolata kaplı olması 50 kuruş farkı değiştiriyor. Ama çikolatanın hepsi güzel. Yani Türk malı arkadaşlar zaten bunlar. Yalnız şunu alabilirsin. Şu çok güzel. En çok bunu sevdim. Yok, en çok bununla şu kat kat olanı sevdim arkadaşlar. Şu kat kat olanı. Bu gerçekten çok güzel. Şimdi sen nasıl düşünüyorsun? Ben yiyebilir miyim? Bunu çok sevdik. Aşıklıyoruz. Bu güzel arkadaşlar gerçekten. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Şuradan diğer videolarını da izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.